Herkese merhaba. Dördüncü yaz kitap alışverişim videosuna hoş geldiniz. Sanırım bu dördüncü video oluyor. Hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyorum çünkü yine bir sürü kitap var. Evet, ilk sırada Thomas Bernhard Sarsıntı. Thomas Bernhard daha önce hiç okumadım ve çok merak ettiğim bir yazar. Dolayısıyla bu kitabını başlamak için uygun mudur değil midir hiç bilmiyorum. Tamamen böyle hissederek ve arka kapak yazısını okuyarak aldım. Sarsıntı varoluşun gizemine, insanın cinnet eşliğinde yürüyen, sağaltılamaz yaban yalnızlığına ilişkin delice hakikatlerle örülmüş bir söz ustalığı. Aynı zamanda Orhan Pamuk'un da arkasında yazısı var. Ve Thomas Bernhard külliyatı içinde özel bir yeri olan yazarın erken dönem eserlerinden Sarsıntı, heterojen sayılabilecek iki farklı tonda anlatıyı birleştiren insan doğasına ilişkin karanlık, kural dışı bir roman. Böyle karanlık kitapları ben okumayı seviyorum açıkçası. Bu tarz kitaplar böyle iki farklı yaşamı anlatır gibi iki uçlu oluyor, iki zıt şey görünümlü, iki zıt kavram sorgulanıyor. Bunlar tartışılıyor ve bunları okumak çok keyifli oluyor. Dolayısıyla bu kitabı da seveceğimi düşünüyorum. Evet, bir sonraki kitabım Gergedan Büyük Küfür kitabı Mine Söğüt. Bu kitabı tamamen çok uygun olduğu için muhtemelen yeni baskısı çıkmadı ya da bilmiyorum nedendir ama 25-30 lira gibi bir fiyattaydı kitapçıda. Dolayısıyla alınca hatta ben yanlış olacağını düşündüm. Fiyatın kasaya gidene kadar inanmadım falan ama öyleydi gerçekten. Dolayısıyla bu kitabı da o yüzden aldım. Yakın zamanda Başkalarının Tanrısını okumuştum Mine Söğüt. Dediğim gibi Mine Söğüt'ü böyle ben çok arka arkaya okuyamıyorum. Ama bu kitabı da kaçırmak istemedim görünce. Büyük Küfür kitabı Mine Söğüt. Yine Mine Söğüt'ün konularından aslında bu kitapta çok farklı bir yer değil, çok farklı bir yerde değil. Aynı vahşet, aynı vahşilik, toplumsal vahşilik, işte bunun eril düzen içerisindeki duruşu, birçok şey sorguluyor yine bu kitapta da. Dolayısıyla bunu da çok merak ediyorum. Ama hemen okuyamam ama kitaplığında da olsun isterim. Cesar Pavese bir sonraki kitabım galiba. Evet, Cesar Pavese 1950 Strega ödüllü Güzel Yaz isimli kitabı Eren Cende'ye çevirmiş. Bu kitabı alıp okumaya çalıştım ama okuyamadım. Belki doğru zaman değildir. Bilmiyorum, bir türlü kitabı bağlanamadım yani. Cesar Pavese'nin kısa öykülerini okumuştum daha önce ve çok sevmiştim. Ama başka bir kitabını okumamıştım. Bu kitap belki uygun değildir başlamak için. Burada böyle sona eren gençlik, kentli insanların bunalımları gibi konular benim ilgimi çekiyor. Ve böyle bunu yazla bağlanması hoşuma gidiyor ama bu kitap öyle o şekilde beni saramadı. Belki bir daha şans verirsem ya bir zaman arayarak girdiğimde daha keyifli olabilir okuması. Bu kitabı kitapçıda görünce böyle unutulmuş bir rafta hemen heyecanlanarak aldım. Çünkü bu kitap ben nadir kitapta bakıyordum. Böyle 1000 lira üzerinde 1500-2000 bandındaydı. Kitabın baskısı olmadığı için Roald Dahl, Şeker Henry'nin Akıl Almaz Öyküsü. Bu işte Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmine de konu olan ve onunla bağlantılı kitaplar dizisi aslında onun gibi. Şeker Henry'nin Akıl Almaz Öyküsü'nde de 7-8 tane öykü var. Merak ediyorum bu öyküleri. Roald Dahl küçükken böyle kitaplarını hatırlıyorum. Çizimli kitapları vardı falan. İlkokulda okuduğumuz. Dolayısıyla tekrar bunu okumak keyiflendireceğini düşünüyorum beni açıkçası. Sonraki kitabım Can Yayınları'nın yeni kapaklarında yazarları okumak bazen çok zor olabiliyor. Kawabata. Göz doktorlarında olan o şeyler gibi, testler gibi. Kawabata. Yasunari Kawabata. Karlar Ülkesi. 1968 Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar Kawabata. Bu kitabını bilmiyorum yani ne olduğunu bilmiyorum. Uzak Doğu Edebiyatı'na birazcık daha hakim olmak istiyorum. Hakim olmak değil, hakim olmak çok iddialı aslında ama daha çok bilmek istiyorum o edebiyatla ilgili şeyleri. Dolayısıyla bu kitabı da aldım. Birkaç kitap daha almıştım zaten Taki'den çıkan. Bunu da merak ettim, aldım. Bakalım nasıl olacak okumak. Bu kitap Değersiz Bir Hayat, Hanya Yanagihara. Bu kitabı TikTok'ta bir ara çok görüyordum ve başka sosyal medya platformlarında da çok fazla görüyordum. Herkes okurken sayya sümük harap bir şekilde bu kitabı okuyordu. Dolayısıyla bu kitabın, yani bunu çok merak ettim. Neden böyle? Neden insanlar bu kitabı bu şekilde okuyor? Bazı insanlar da bu kitabı tamamen böyle ciddiye almadan okumuş. Bazıları çok etkilenmiş falan. Hani iki uçlu yine bir kitap ve çok böyle eleştiriye açık bir kitap bu anlamda. Tartışmaya çok açık. Çok da hacimli bir kitap. New York'taki 3-4 tane çok yakın erkek arkadaş grubunun hayatını, acılarını, hastalıklarını, aşklarını birçok konuyu sorgulayan ve anlatan bir kitap. Bu kitapla ilgili aslında böyle bir okuma vlogu çekmek istiyorum. Geçenlerde Aslı ve Kurgular kanalının Tutunamayanları okuduğu bir okuma vlogunu izlemiştim ve çok hoşuma gitti o fikir. Onun benzeri bir şey yapmak istiyorum aslında. Ve bu kitabı da okurken insanlar kendilerini çekip ne kadar ağladıklarını gösteriyorlar. Bunu kanıtlamak istiyorum insanlar. Gerçekten ağlatıyor mu, ağlatmıyor mu? Haberin derinine inip, buraya inip, bu kitaba inip bunu yapmak istiyorum. Bilmiyorum yapar mıyım. Yanımda götürebilir miyim bile bilmiyorum bu kitabı yakın zamanda. Bilmiyorum. Kızım hakkında her şey ki
Kim Hye-in. Burada tamamen zıt iki hayat görüşüne sahip anne kızın öyküsü bu romanda anlatılan aslında. Anne karakteri bir huzur evinde çalışıyor. Huzur evinde hemşirelik yapıyor 60'lı yaşların ortasında. Kızı ise akademisyen olarak üniversitede çalışıyor fakat işsiz kaldığı ve evsiz kaldığı bir dönemde kız arkadaşıyla birlikte annesinin evine taşınmak durumunda kalıyor. Ve annesi buna çok kapalı anladığım kadarıyla kızının bir kız arkadaşının olmasını hayat arkadaşı olarak doğru bulmuyor. Bunu eleştiriyor ve bununla ilgili büyük çatışmalar yaşıyorlar kitapta anladığım kadarıyla arka kapaktan okuduğumda ve başka okurların yorumlarını dinledikten sonra. Böyle bir kitap bilmiyorum yani nasıl etkileyicilik oranı bu kitaplar çünkü bazen ya çok etkileyici olabiliyor ya da çok dramatik ve yavan kalabiliyor. O yüzden okumadan bir şey söyleyemem tabii. Çok da merak ettim arka kapak yazısından ve başkalarının yorumlarından. Dolayısıyla bunu da bir an önce okumak istiyorum. Evet, aldığım kitaplar bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada eğer videoyu beğendiyseniz beğenerek, kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.